Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Herkese sevgiler, saygılar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın ismi Red Roses. Birinci dereceden, yani seviye birden bir kitap okuyoruz. Evet, resimli bir kitap. Hemen başlayalım. Şurada kalmıştık arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz böyle bir resim var. Bu resim ne ifade ediyor, ona bakalım. Şöyle çevirelim şu tarafa. Now it's October. Arkadaşlar, October, Ekim ayı. Evet, yani şu an Ekim ayı. Hatırlarsanız bir önceki September. Şimdi October. Evet. Şu anda Ekim ayı. Will visit his grand. Will büyük annesini ziyaret eder. But he doesn't see Anna. Fakat Anna'yı bir türlü göremez. He walks along the corridor. Koridor boyunca yürür. But he doesn't hear guitar. Fakat hiç gitar sesi duymaz. Evet. Where is she? He thinks. Nerede bu kız diye düşünür. Anna visits her family for a week. Bu ara arkadaşlar Anna bir haftalığına annesini yani ailesini ziyarete gider. Then sonra she comes back to her apartment. Sonra dairesine geri döner. She looks for B. Will. Will'i arar. Yani böyle arar. But she doesn't see him. Fakat onu göremez. Evet. There are lots of men, says Vicky. But Anna cannot forget Phil. Anna çok erkek var. Yani Vicky der ki çok erkek var çevrende. Fakat Anna cannot forget Will. Yani Will'i unutamaz. Bakın arkadaşlar. Buradan küçültüyorum. Şöyle. Geçtim. Bakalım ne oluyor. Evet. Then sonra büyük anne goes to hospital for 2 weeks. Büyük anne arkadaşlar 2 haftalığına hastanede kalır. Yani 2 hafta hastanede kalır. One day will visit her there. Bir gün Will onu orada ziyarete gider. Yani ziyaret eder daha doğrusu arkadaşlar. How are you today, Gran? He asks. Yani büyük anne bugün nasılsın? Der. Very well, thank you, dear. Çok iyiyim, teşekkür ederim canım, der. I'm going home on Friday. Cuma günü eve geçiyorum. That's good, says Will. Çok güzel haber anlamında. That's good. Çok güzel, der Will. Perhaps I can get some things for you on Thursday and take them to apartment. Belki yani perşembe günü, yani perşembe günü senin için bir şeyler getiririm. Yani ya da bir şeyler satın alırım ya da bir şeyler alırım. Perhaps belki anlamında bakın. Perhaps I can get some things for you on Thursday. Yani perşembe günü senin için bir şeyler satın alırım. And take them to the apartment. Ve onları yani dairene götürürüm. Der. That's very nice of you, Will, says Gran. Büyük anne de yani bu senin kibarlığın, Will, der. Değerli arkadaşlar, burada küçültüyoruz. Şu tarafa bakıyoruz. Bakalım burada ne var. Vallahi kaçırdık. Bir geri gelelim. Ha. Şuradayız. After work on Thursday, yani perşembe günü işten sonra Will bakkala, yani markete gider. And get some things for Gran. Yani marketlere gezer anlamında arkadaşlar. Marketlere gider ve büyük annesi için bir şeyler satın alır. He gets some roses too. Aynı zamanda biraz kırmızı gül de alır. And he puts everything in his car. Ve her şeyi arabasının içerisine koyar. Suddenly it begins to rain. O ara aniden yağmur başlar. Will is getting into his car when he sees friend Tom. Will arabasına binerken arkadaşı Tom'u görür. Bakın arkadaşı Tom'u görür. Ya da şöyle diyebiliriz. Yani o yani Tom, Will denilen kişi arkadaşlar, Will denilen kişi arkadaşı Tom'u gördüğünde Will is getting into his car. Yani Will arabasına binmek üzereydi. Where are you going, Tom? Says Will. Tom der ki, hey Tom nereye gidiyorsun? Home to Eastfield. Eve, Eastfield'a der. I'm going to my grand apartment. My grand apartment in Charlton. Ben diyor, büyük annemin Charlton denilen bölgedeki apartmanla yani dairesine gidiyorum. I'm going to my grand's apartment in Charlton. Ben Charlton'da bulunan büyük annemin dairesine gidiyorum. So I can take you to Eastfield first. Böylelikle seni yani ilk olarak Eastfield'a götürebilirim diyor arkadaşlar. Seni diyor Eastfield'a götürebilirim ilk olarak. Can you take my friend Anna too? Yani arkadaşım Anna'yı da beraber götürebilir misin? Can you take my friend Anna too? Yani benim arkadaşım Anna'yı da götürebilir misin? She is going to Charlton. O da Charlton'a gidiyor. Yes, of course, says Will. Elbette der Will.
Değerli arkadaşlar bakın. Burada arkadaşlar biraz efendim, diğer sayfaya geçtik. Buradan devam edelim. Tom and Anna get into his car. Tom ve Anna arkadaşlar Will'in arabasına binerler. Thanks, Will says Tom. Teşekkürler Will der Tom. It is not a very nice night. Çok güzel bir gece değil. That's all right. Evet doğrudur der Tom. Evet doğrudur Tom der Will. He drives Tom home. O Tom'u eve götürür. And then he says to Anna. Ve sonra Anna der ki, where are you going Anna? Anna sen nereye gidiyorsun der. I'm going to the Greenview Apartments. Ben de Greenview Apartments adlı binaya gidiyorum anlamında arkadaşlar. It's on the park road. Yani park yolunda. Yani ben de park yolundaki Greenview Apartments'a gidiyorum. That's funny, says Will. Oh, oldukça ilginç. I'm going to Greenview Apartments. Ben de Greenview Apartments'a gidiyorum der. Is it her? He thinks. Bu acaba o mu diye düşünür. Yani bu o kız mı diye düşünür. The girl with the guitar. Hani bu gitarlı kız diye. Yani bu gitarlı, yani gitar kullanan kız diye düşünür mesela Will. He looks in the mirror. Yani dikiz aynasından bakar. But he cannot see her face very well. Fakat kızın yüzünü çok iyi göremez. Can I smell roses? Thinks Anna. Yani bu gülleri koklayabilir miyim diye düşünür. Is it him? Yani is it him? Bu ona mı? The man with the roses. Yani bu o mu? Hani o gül taşıyan adam. Hani ilk başta o gördüğü gülle, o bir buket gülü taşıyan adam bu o mu diye kendi kendine söyler arkadaşlar. Evet. Şöyle bir geçelim. Bir önceki sayfaya bakalım. Evet. Sonra arkadaşlar bakın buradan buraya geldim. Şu kısmı. Then they are outside the apartment building. Ve daha sonra arkadaşlar bu yani dairelerin bulunduğu apartman binasının önüne gelirler. They get out of the car. Arabadan inerler. And then they begin to talk at the same time. Ve ikisi de birlikte aynı anda konuşmaya başlarlar. Oh, it's you. Evet, o sendin. You play the guitar. Sen gitar çalan kızsın anlamda. You play the guitar. Sen gitar çalansın. And you come here with roses. Ve sen de güllerle buraya gelen kişisin. Yes, I always bring roses to my grand. Evet, büyük annem her zaman güller getiririm der. His grand, büyük annene mi? Thinks Anna diye düşünür Anna. Not his wife, not his girlfriend. Yani arkadaşına değil, hanımına değil demek. Yani eşine değil, kız arkadaşına değil demek. She's coming home from hospital tomorrow. Yarın o hastaneden eve gelecek. Bu nedenle I am taking some things to her apartments, says Will. Yani bu nedenle ben de onun apartmanına bir şeyler getirdim der Will. Can I derken would you like some help? Yani yardım ister misin? Says Anna. Anna der ki yardım ister misin? Yes please says Will. Will de evet lütfen der. Evet buradayız arkadaşlar görüyorsunuz. Bir sonraki sayfaya geçtim. Evet şöyle bir düşünelim bakalım. Bakın. Burada görüyorsunuz. Şuradan devam edelim. They go up Grant's apartment. Yani yukarıya büyük annenin dairesine geçerler. Will puts things away. Will yani eşyaları götür yerlerine koyar. And Anna puts the roses in a vase. Anna da gülleri bir vazoya yerleştirir. There aren't they lovely? Yani gerçekten de güzel değiller mi diye söyler. I like roses. Gülleri çok severim. They smell wonderful. Çok güzel kokarlar. Diye söyler arkadaşlar. Bakın. Buradan. Thank you for your help, Anna. Yani yardımın için çok teşekkür ederim, Anna der Bill. That's all right. Önemli değil, der Anna. Look, bak. Would you like to come up to my apartment for coffee? Bir kahve içmek için, yani kahve içmek için benim daireme gelmek ister misin, der. Bakın, would you like to come up? Yani yukarıya gelir misin? To my apartment for coffee. Yani daireme, kahve için. Yani kahve içmek için benim apartman daireme, yani daireme gelmek ister misin, der. I like very much, says Will. Will gerçekten çok isterim, der. He smiles, gülümser and she smiles, o da gülümser, yani kız da gülümser. They go upstairs ve yukarıya çıkarlar. Evet. Değerli arkadaşlar buradayım. Halen daha birinci, şey özür dilerim, üçüncü bölümdeyim. Bölümü bitirmedim. Buradan devam ediyorum.
O Friday, Gran comes home. Yani cuma günü büyük anne eve gelir. Will goes to see her. Will gelip onu görür. He is carrying a bunch of red roses. Geldiğinde arkadaşlar elinde bir buket kırmızı yani güller var. That's a big smile, Will, says Gran. Gran der ki, yüzün gülüyor, Will. Red roses. Kırmızı güller. Don't they say? Red roses for love. Yani demezler mi mesela bu kırmızı güller aşk için yani aşkı belirtmek için demezler mi diye kendi kendine söylüyor. Well, Gran, öyle mi? Yani pek öyleyse büyük anne der, Will. 10 minutes later, 10 dakika sonra Will comes out of Gran's apartment and goes upstairs. Will yani büyük annesinin dairesinden çıkar, yukarı kata geçer. He is carrying a bunch of red roses. Elinde bir buket kırmızı çiçek taşıyarak arkadaşlar. Yani kırmızı gül taşıyarak daha doğrusu. Değerli arkadaşlar, buradan başka sayfaya geçiyorum. Anımız bitti zannedersem. Evet. Bakalım. Gran goes out onto the balcony and sits down in the sun. O arada arkadaşlar büyük anne balkonuna geçer ve güneşin altında oturur. She can hear a guitar. Then it stops. Yani gitarın sesini duyar. Sonra gitarın yani durduğunu duyar arkadaşlar. Yani artık çalmadığını duyar. Gran hears Will's voice. Bu arada Gran yani Will'in sesini duyar. And Anna, yani Will ve Anna'nın seslerini duyar. Then Anna laughs. Sonra Anna güler. Gran smiles. Gran da gülümser. She can smell roses. Ve gülleri koklar. Beautiful red roses. O güzel kırmızı gülleri. In the sun, güneşin altında, outside on a balcony, bir balkonda. Bunu tam olarak çevirelim arkadaşlar. Büyük anne ise der ki mesela yani gülümseyerek düşünür. Düşünür. Yani dışarıda balkonda güneşin altında o güzelim kırmızı gülleri yani kokluyor demek istiyor. Yani kokluyordur diye söylüyor. Değerli arkadaşlar bakın burada. Evet. Hikayemizi bitirdik. Şöyle küçültelim. Bu kısımda da arkadaşlar neler var? Glossary yani bu kitapta geçen kelimeler falan var. Evet, bunların anlamlarını bulun arkadaşlar. Yazını ezberlemeye çalışın. Ve kitabı birkaç defa okuyun arkadaşlar. Yani okuduğunuz bir kitabı tekrar tekrar okuyalım ki yani belli süreler çerçevesinde yani orada bulunan kelimeler aklımıza böyle kazılsın. Evet. Değerli arkadaşlar başka bir hikaye kitabında tekrar görüşmek dileğiyle herkese kolaylıklar diliyorum.